Değerli Aksaraylılar ve Aksaray Keşfi seyircileri, bugün Aksaray'ımızın farklı bir güzelliğindeyiz. Helvadere kasabası, Helvadere göletindeyiz. Neden buradayız? İnsanın tarih boyunca en yakın arkadaşlarından olan bir hayvan için. At. Hasan Dağı birçok canlıya ev sahipliği yaparken aynı zamanda yılkı atlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Hasan Dağı çevresinde binicilik üzerine tesisler de bulunmakta. Bugünkü programımıza Melik Bey'i davet ettik, konuğumuz olacak. Kendisi bu işin profesyoneli, okulunu okumuş ve hala o sevdiği mesleği yapıyor. At dediğimiz zaman sıradan bir hayvan değil. İnsanların yaptığı sporlar arasında bir hayvanla birlikte yapabileceğiniz tek spor. Doğayla iç içe, kalp kalbe gezebiliyorsunuz ve eskiler ne demiş? At, Türk'ün kanadıdır. Bizim için, atalarımız için, bütün Türkler için, hatta bütün insanlık için vazgeçilmez bir dost. Konuğum gelmeden önce biraz söğütlerden kuru dal topladım. Kendisine bir yemek hazırlayacağım ve daha sonra onu beklemeye başlayacağım. Yapacağımız yemek patates içerisinde tavuk. Tavuğu bu görmüş olduğunuz patatesin içerisinde pişireceğiz. Şimdi yapmam gereken şey, önce iç malzemem olan tavuğum, domatesim, biberim ve baharatlarımı hazırlayacağım. Bunun için gerekli malzemeleriniz, içinde sadece tavuk değil, kırmızı et de pişirebilirsiniz. Kıyma da koyabilirsiniz. Veyahut sadece melemen tarzı domates, soğan, sarımsak da koyabilirsiniz. Tercihe kalmış. Onların yanı sıra bir de alüminyum folyo. Zorunlu değil ama patatesinizin yanmasını engeller. Evet, biberimi de doğrayayım. Evet, domatesimi de. Bunu hazırlarken içini de çok abartmadan hazırlamak lazım. Şimdi katmak istediğim baharatlarımı ayarlıyorum. Tuzum. Karabiberim. Pul biberim. Ve tercihe göre tabii bu kekik aromasını seviyorsanız katabilirsiniz. Daha sonra patatesimi kafa kısmını alıp içini boşaltacağım. Evet.
mümkün olduğunca delik açmamaya dikkat etmek lazım. Evet, bıçağıma yuvayı yaptıktan sonra çok daha hızlı ilerleyebiliyorum. Evet, gördüğünüz gibi içini boşalttım. Şimdi malzemelerimi yerleştiriyorum. Tabii patatesin büyük olması daha bir avantajlı oluyor. Şimdi bunu kapattım. Folyoya saracağım, düşmez ama sizin folyonuz yok ise doğadan aldığınız küçük çöpleri ucunu açarak bu şekilde saplayıp patatesinizi sabitleyebilirsiniz. Belvedere kasabası Aksaray için gerçekten önemli bir mekan. Sosyal yaşamın nefes aldığı yerlerden. Aksaray'da halk hafta sonu çocuğunu alıp ailesini alıp buraya gelir. Atına biner. Tesislerde balık veya canı ne istiyorsa onları yer. Daha sonrasında suyunu doldurur ve evine gider. Gölün kenarında balık tutanları da olur. Halk pazarı var. Halk pazarında insanlar yöresel gıdaları, tamamen organik gıdalarını satın alır. Gider. Aksaray için nefes alma mekanlarından birisidir. Patatesimi kapattım. Şimdi onu paketleyeceğim. Evet, patatesle tavuğum hazır. Şimdi ateşimi yakıp orada bir güzel pişireceğim. Evet, ateşimi yaktım. Toplu bir ateş yaktım bu kez. Birlikte köz olsun. Birazdan patatesimi atacağım. Evet. Sevgili seyirciler, patatesimi hazırladım. Ateşimi yaktım. Misafirin gelmesini bekliyorum. Ki derken misafirim de geliyor. Melik Bey. Evet. Hoş geldiniz Melik Bey. Hoş bulduk Hakan abi, iyi yayınlar. Ateş teşekkürler, yakılmış. Teşekkürler. Masa muhteşem gözüküyor. Evet sayın seyirciler, bugünkü misafirimiz aslında bir değil iki. Melik Bey ve atı. Destan kızımız. Destan mı ismi? Evet, bir tanışın abi. Destan. Çok asil hayvanlar. Çok asil hayvanlar. İnsan buyurun sizi böyle alalım. Yakın canlılar. Evet. Şimdi size doğada yapılabilecek yemeklerden birini yapalım dedik. İnşallah patatesle tavuk yapacağız. Birazdan afiyetlice yiyeceğiz. Size çay ikram edelim. Hava biraz serin. İçimiz ısınsın. Buyurun Melik Bey.
Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Melik Abay. Aksaraylıyım. Doğma büyüme Aksaray'da yaşıyorum. Ta ki yolum Atbal'la kesişene kadardı. Evet. İnönü Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Bu bölümümüz Türkiye'de 7 ilde var. Ben Malatya'dan mezun oldum. Evet. Hem okul icabı hem meslek icabı işte. Yıllardır memleketimizden uzaktık. Hep bir hedefimiz, niyetimiz vardı. Bir gün kendi mesleğimizi Aksaray'da yapmak gibi. Çok şükür nasip oldu. Tekrardan Aksaray'a yerleştim. Şu an yaşamımı Aksaray'da sürdürüyorum. Evet. Peki. Şimdi şeyi merak ediyor insan. Hani bir çocuk küçükken der ki ben öğretmen olacağım, ben doktor olacağım, ben başkan, ben cumhurbaşkanı olacağım der ama ben binicilik hocası olacağım diyor muydunuz? Ne zaman başladın merak? Ya aslında geçmişi şöyle, biz biraz daha şanslı bir çocukluk geçirdik. Hani mahalle çocukluğu deriz ya. Evet. O zamanlar tabii apartmanlar o kadar yüksek sayılı değildi. Herkesin birer ikişer kat evi vardı. Arazileri hakeza, evet. Herkesin belli bir başlı arazisi vardı. Çocukluğumuzda işte hem mahallemize müsait, evimiz müsait olduğu için hayvanlarımız hiç eksik olmadı. O yüzden zaten hayvanlara karşı ayrı bir sevgimiz var. Evet, sürekli haşır neşir büyüdünüz o zaman. Ben Attal'la nasıl tanıştım dersen, çocukluğumdan bu yana herhalde içgüdüsel gelen bir sevgi bu. Bizimkiler anlatır. Ufaklıktan bu yana oyuncak hep at istermişim. Mesela. Öyle mi? Evet. Başka türlü olmaz zaten böyle bir hayal sanırım. Küçüklükten gelmesi lazım. Yani şöyle bir şey, en büyük dezavantajı diyebilirim, canlı bir varlıkla çalışıyoruz. Evet. Hani 7-24 bunlarla vakit geçirmen gerekiyor. Düzenli bakımları var, beslemeleri var, antrenmanları var. O yüzden her meslek aslında öyledir de. Bizim meslek bir tık daha. Sevmezsen yapamıyorsun. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi konu at olunca biz hani filmlerde veya binmeye geldiğimizde geliyoruz. At hazır, eğerli, biniyoruz, geziyoruz. Sonra tekrar ahırına giriyor ama işin arka yüzü öyle değil. Kesinlikle. Filmin arka planı çok farklı. Çünkü uzun emekler var. Canlı bir varlıkla çalışıyoruz. Ona bir şeyler öğretiyoruz. Hani birkaç günde, birkaç ayda tamam bu at oldu diyemiyoruz. Bir de gerçekten insanlar gibi her atın farklı bir karakteri, evet. Farklı bir öğretim. Olayın psikolojik var. Yönü var değil mi? Hani kimisi istenilen bir hareketi bir ayda öğreniyor, kimisi bir yılda öğreniyor. Evet, meşakkatli bir iş. Kesinlikle. Zor bir iş. Peki at deyince sizin aklınıza ne geliyor? Medeniyet. Hiç düşünmeden medeniyet, çağdaşlık diyebilirim. Neden peki? Ya şimdi biraz tarihine gittiğimiz zaman attan bahsederken 6000 yıllık köklü evet. Bir geçmişe sahip bir canlıdan bahsediyoruz. Kurulan bütün devletlerde, imparatorluk... Siz konuşurken sözünüzü bölüyorum sevgili seyirciler. Artık ateşim kıvama geldi. Patatesimi ateşimin içine koyabilirim. Biz bir taraftan sohbetimizi yaparken bir taraftan da patatesimiz pişsin. Evet. Medeniyette kalmıştık işte. 6000 yıllık köklü bir geçmişe sahip ve kurulan bütün devletlerde, imparatorluklarda atların toynağını görmek mümkün. Onun haricinde geçmişten bu yana atlarla alakalı bulunan her buluş insanlığı medeniyette, çağdaşlıkta bir tık bir basamak yükseğe çıkarmış. Nasıl diye merak edenler illaki olacaktır. En basit. Hayvanı tarımda kullanmaya başlamışız. Evet. Tarım gelişti. Değil mi? Sadece binmek değil bu. Kesinlikle. Bizim için buğday tarlasını sürmüşler yani, sabanla. Şu anki traktör nasılsa çiftçilerimiz için o zaman daha atölye. Hatta araçlarımızın gücünü bile biz atlarla yani beygirlerle ölçüyoruz değil mi?
Kesinlikle. Biz ölçü birimi olarak da kullanıyoruz atı. Kesinlikle. Şu beygir arabam var. Peki. Peki Melik Bey, turizm açısından atını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aksaray, az önce de sayın seyircilerimize, siz gelmeden ben bahsettim. Yılkı atlarının olduğu Hasan Dağı'na sahip. Kapadokya bölgesindeyiz. Kapadokya bölgesinin açılımı Güzel Atlar Diyarı. Evet. Yani at olmadan sanırım turizm bir basamak eksik kalır, değil mi? Kesinlikle. Bunun en büyük faydası da şu anlarda ya ne kadar işte atı evcilleştiren, hep atla alakalı buluşu bulan hep biz olmamıza rağmen, özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de sanayi biraz daha hızlı gelişmeye başlamış ve bu camları hayatımızdan çıkarmışız ki ta ki 3-4 yıl önceye kadar. Değil mi? İşte şu anda pek dizi izlemem ama kulağıma geliyor, birçok dizide atları görmek mümkün. Ama bizim geçmişimiz zaten cirit oyunu, savaşlar, değil mi? Ulaşım için herkesin, hemen hemen her köylünün ahırında bir at varmış. Kesinlikle. Ve o yüzden şu anda sportif, bizim profesyonel binicilik dediğimiz dalda dünyada 32 tane var. Ve bunun yanlış bilmiyorsam 3 tanesi bize ait. İşte atlı cirit dediklerimiz, okçuluk dediklerimiz, polo dediğimiz atın üstünde giderken posta alırlarmış eskiden. Evet. Yani şimdi bunlardan en yaygını işte polo oyunu falan biraz daha unutuldu tabii de. Atlı cirit ve atlı okçuluk hala faal şekilde Türkiye'mizde devam ediyor. Yine sanırım birkaç ilde bu oyunlar devam ediyor. Tulum, cirit, gösteriler de yapıyorlar festivallerde. Kesinlikle. Bu etnospor kuruldu. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Özellikle etnospordan sonra buna bir de atçılığı dahil etmemiz bizim camiamız açısından çok güzel bir başarı kat etti. Evet, spor dünyasında çok büyük bir eksiklik giderilmiş oldu etnosporla. Kesinlikle. Evet. Evet, peki Melik Bey, bu at sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de aslında hayvanlara sevgi konusunda köpek ve kediye birlikte çok büyük bir geçiş. Kesinlikle. Ama tabii köpek ve kedi daha uysal, daha küçük. Onun için hayvanlara karşı büyük bir güven duygusu at kadar veremiyor. At hem iri cüssesi ama bir o kadar da uysal bir haliyle. Peki aileler buna değer veriyor mu? Atı bilenler kesinlikle değer veriyor. Onun öncesinde siz çok güzel değindiniz. Biz de şöyle adlandırıyoruz atları. Büyük cüsseli bebek diye adlandırıyoruz. Öyle mi? Cüsseleri büyük ama ruhları bir bebekten farksız. Peki at biniciliği konusunda Aksaray'da portföye baktığımız zaman çocuklar, gençler ve yetişkinler diye gruplandırsak en çok rağbet nereden geliyor? Çocuklar ve bayanlar. Çocuklar ve bayanlar. Evet, kesinlikle. Biz erkekler olarak biraz sınıfta kalıyoruz sanırım. Maalesef biraz öyle. Dünyada iki canlının, iki farklı canlının, hatta iki farklı kalbin birlikte attığı tek spor binicilik. Değil mi? Evet. Başka bir örneğini görmemiz mümkün değil. Biz üniversiteye gittiğimizde hocalarımız bize ilk şey demişti. İnsanoğlunun neye ihtiyacı varsa at onu karşılayacak gizemli bir güce sahip demişti ki gerçekten öyle. Evet, sanırım patatesimiz pişti. Ben onu bir alayım. Tabii. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Şimdi patatesimi alacağım. Evet. Şimdi bakalım patatesimiz nasıl olmuş sevgili seyirciler. Harika kokuyor. Efendim, buyurun. Dumanı üstünde yemeğimiz hazır. Aksaray, Kapadokya bölgesinde Güzel Atlar Diyarı'nda bulunan bir il. Hasan Dağı, yılkı atlarının mekanlarından biri.
Etnospor kuruldu Türkiye'de birkaç yıl önce ve aktif olarak artık her yerde yapılmaya başlıyor. Sizleri atlı sporlara ve biniciliğe davet ediyoruz. Helvadere'den, Hasan Dağı'ndan bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Doğada kalın, doğayla kalın.